Kıymetli velilerimiz, 21 Mart Nevruz, Türk Dünyası Topluluklar Haftası ve Bahar Bayramı Nevruz vesilesiyle yaptığımız, düzenlediğimiz törene hepiniz hoş geldiniz. Burada alkışlamanız gerek. Bugün tüm Türk dünyasında, yani coğrafi haritayı çok seviyorsunuz. Ülkelerin yerlerini iyi biliyorsunuz, evet. Kıtaları iyi tanıyorsunuz. Evet. Koca Türk dünyasını ve kültürün hakimiyet kurduğu, hakim olduğu coğrafyayı iyi bilirsiniz o zaman sizler. Bizim bugün yapacağımız etkinlik şu an 21 Mart'ta 6 bağımsız Türk devleti ve 17 onun dışındaki Türk coğrafyasında kutlana gelen bir gün. Bunu herkes kendi bulunduğu yörede, mahallede, şehirde, ilçede kendine özgü uygulamalarla kutluyor. Bu Nevruz kelimesinin anlamı nedir, mahiyeti nedir, çerçevesi nedir basitçe bahsedeceğim. Ama sizden bir ricam var sadece. Cep telefonlarınızı sessize alıp çantanıza koymanız. Bir de burada bugün sizinle tanıştıracağımız Aşık, eskiden Ozan deniliyordu, artık çağımızda Aşık ismini alan saz şairimizle etkinliği esnasında da onu dikkatlice dinlemeniz. Sizden ricam bu. Eğer etkinliğimize katkı sağlamak isterseniz bu şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi Nevruz kelimesini daha önce arkadaşlarımız, yani çoğunuz duymuşsunuzdur. Bunun kelime anlamı itibariyle yeni gün, Farsça kökenli bir sözcük ama Türk dünyasında milattan önce 3. 4. yüzyıllara kadar götürebilirsiniz. Daha da eskilere belki götürebilirsiniz. Şimdi bunun önemi nedir, özelliği nedir, kıymeti nedir de yüzyıllar boyunca bugüne taşındı, geldi. Şimdi bugün yüzyılımızda dikkat çekilen konulardan biri, hatta belki birincisi, çevre sorunları, doğa-insan ilişkisi, insanların doğaya, çevreye olan tutumu vesaire. Bunlar problem haline gelmiş durumda. Herkes her yerden bir proje üretiyor. Faydalı olmaya çalışıyor. Sizler de böyle yapıyorsunuz. Ama bu neden? Kökene indiğimiz zaman doğa insan ilişkisi neden bu hale gelmiş durumda? Hani bunların kültürel bağlamda bazı tespitleri var. Mesela bunları da yapmamız gerek. Şimdi 21 Mart gece coğrafya dersinde, fizik dersinde gece gündüz eşitliği olarak anlatıyoruz. Değil mi? Bu şekilde bir özelliği var. Bunu milattan önce 3. yüzyılda insanlar gökyüzünü ve doğayı gözlemleyerek tespit etmişler. Ve dünyada ısınmanın başladığı gün olarak fark etmişler. Hayatın, yaşantının devamı bugün itibariyle başlıyor şeklinde bir not düşmüşler. Ve buna dönük takvimler oluşturmuşlar. Takvimleri yeni yılını, yılbaşını 21 Mart yapmışlar. Yani bu dönemlerde baktığınızda doğayla insan böyle kucak kucağa birbiriyle sevgi paylaşımı içerisinde. Ağaçtan özür dileyerek yanından geçenler kurumuş bir ağacı gördüğünde, ben ormanda çocukken kurumuş bir ağacı gördüğünde üzerinde çivi çakılmış. Zannederdim ki bir işçi buraya geldi, şuursuzca kurumuş ağaca çivi çaktı. Üzerime ceketini asmak için filan diye düşünürdüm. Böyle üzülürdüm ya. Çivi çaktığı için ağaç mı kurudu acaba derdim. Sonradan kültür araştırmaları yapınca öğrendim ki demirin gücünün, kutsallığının ağacı canlandıracağını düşünerek kurumuş ağaca o çiviyi çakıyorlar doğada. Yani yanından geçtiği ağacın bile bir sorumluluğunu taşıyor insanoğlu. İşte bu 21 Mart Nevruz etkinliği 6 Mayıs'taki Yıldırelles insan doğa buluşması için bir vesiledir. Biz bunları doğayla bütünleştirerek, sembolleştirerek, içselleştirirsek, yani çevre sorunlarının azalması için çok güzel adımlar atmış oluruz. Bu bir aslında insanoğlunun, Türk kültürünün geliştirdiği bir projedir. Ne yapılıyor 21 Mart Nevruz'da? Yeni gün, eskiden Ergenekon Bayramı Türklerde yeni gün ismiyle anılıyordu. 11. yüzyıldan sonra Fars kültürüyle beraber Nevruz ismini alarak kutlanmaya başlandı. Şimdi bunun için bizler, en azından bizlerin bir Mart ayında bir doğaya çıkma vesilesi, birlik beraberlik olma. Mesela şimdi biz kapalı mekanda yaptığımız için ateş etkinliğini yapmıyoruz mesela. Şimdi siz de televizyonlarda görüyorsunuzdur. İşte bir
ateş yakılıyor. Ya herkes üstünden atlıyor. Çok tehlikeli görünüyor vesaire diyorsunuzdur. Ama onun insanın psikolojisi, ruh hali, kültürü, insan ilişkilerine o kadar olumlu etkisi var ki. Hani böyle ilkel bir davranış gibi görünüyor ama orada insan kendini yenilediğini düşünüyor. Yani bunu bir doğal terapi gibi düşünün. Bunun için insanlar birçok yere başvuruyor ama normalde doğa bize bu imkanı sağlıyor. İnsanoğlu ateş vasıtasıyla arındığını düşünüyor. Kötü hastalıklardan kurtulduğunu düşünüyor. Ve kendini yenileyerek yeni bir yıla başladığını, güçlü başladığını hissediyor. Bu bağlamda bunların her birinin bir kıymeti, bir anlamı, bir mahiyeti var. 21 Mart güneş her yerde eşit doğuyor. İnsanları eşit ısıtıyor. Yani bu bağlamda da bir ayrı bir sembolik anlamı var. Şimdi bu çerçevede yapılan birçok etkinlik var. Ben bunları tek tek sıralamak yerine şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Mesela biz öğretmenleriniz, belki sizler de Anadolu'nun, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşamış, farklı kültürel kodları taşıyan insanlarız. Mesela ben şöyle bir soru soracağım şimdi. Katkı sunmak isteyen öğretmen arkadaşlarımdan kendi bulunduğu yörede Nevruz'da neler yapılıyor? Mesela benimkinde kırlara çıkılıyor. Ondan sonra bu çeşitli karışımlarla yemişler oluşturuluyor. İnsanlara hediyeler veriliyor. Mesela çok ilginç bir kültür var. Anadolu'nun doğu kesiminde daha çok yaygın. Azerbaycan kültürüyle etkili. Mesela baca baca etkinliği diyorlar. Baca baca ismi bu. Şimdi baca dediğimiz zaman bizde genellikle televizyon kültüründen ve Avrupa masallarından taşınan motif nedir? İşte Noel Baba geliyor, bacadan hediye getiriyor, oradan giriyor değil mi? Genelde biz böyle bir çağrışım yapıyoruz. Ama baca baca denilen bir hediyeleşme bizim Türk kültüründe de var ama adı biraz farklı. Peki bu nereden geliyor? Yani bacayı nasıl keşfetmişler? Buna biz Türk kültüründe ocak kültürü diyoruz, inanışı diyoruz. Ocak olmazsa insanlar ısınamazlar, yaşantılarını devam ettiremezler. O yüzden merkezi bir önem taşıyor. Eski Türklerde çadır kültürü vardı. Ortada bir gökyüzüyle devamlı irtibat halinde oldukları bir delik vardı, baca görevi gören. Bununla gökyüzüyle irtibata geçiyorlardı. Yani oradan bir hediye bekliyorlar. Bir sağlıktır, bir esenliktir, bir güçtür. Buna benzer bir inanışın bugünkü dönüşmüş hali. Bunu bizde de var böyle bir tutum. Avrupa kültüründe de var vesaire. Ama bunun anlamını, içeriğini fark ederek benimsersek, uygularsak daha hoş olur. Mesela var mıydı acaba öğretmen arkadaşlarımızdan kendi yöresinde neler yapılıyor bahsetmek isteyen? Berna hocam istekliydi diye biliyorum. Burada mı? Evet, burada. Berna hocamızı tanıyorsunuz. Sen bilgisi öğretmenimiz. Hocam yöreniz neresiydi? Azerbaycan asıllı. Kars yöresi. Acaba neler yapılıyor? Bizimle paylaşabilir mi? Azerbaycan'dan gelmiş. Annem de Aslan Türk'ü. Babam da o zamanlar Revan'mış. Şimdi Erivan ama tabii ki Azerbaycan'a bağlıymış o zaman. Maske. Mikrofonu sesini biraz açabilir miyiz? Hocam bir yaklaştırsan geliyor. Tamam. Tamam. Şimdi geliyor mu hocam? Biraz daha mı? Nevruz bizde yeni gün demektir. Biz Nevruz'un geldiğini suya cemrenin düşmesiyle anlarız. Deriz ki artık bahar geliyor, bizim için güzellikler geliyor. Güneş toprağı ısıtmaya başlıyor sonrasında. Toprak canlanıyor, hava ısınıyor. Bunlar bizim için hastalıkların azalması demek. Yani mutluluğun bir sembolü aslında bir anlamda. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Hocamıza bir alkış, moral alkış. Biz ilk önce ölülerimize gideriz. Ölülerimize rahmet okuruz. Sonrasında iki çarşamba çok önemlidir bizim için. Son çarşambada kapı dinleriz mesela. Neden dinleriz, tahmin eder misiniz? Kapı dinleriz, evet. Neden dinleriz, hiç tahmininiz var mı bu konuda? Söyle bakalım.
İnsanların mutlu mu değil mi onu şey yapmak için belki. Anlamadım. Güzel tespit, evet. Başka tahmin olan var mı? Evet. Hocam mesela insanlar orada muhabbet ediyorsa o iki hafta içinde neler yaşadıklarını dinlemek için mi acaba? Evet, bu da harika bir tahmin. Biz özellikle niyet tutarız. Kapıyı dinleriz sonrasında. Eğer dinlediğimiz şey olumluysa deriz ki niyetimiz gerçek olacak. Ve o yüzden bizim için Nevruz'un gelmesi o bir aylık süreçte herkesin olumlu düşünmesi çok önemlidir. Herkesin duası kabul olsun isteriz çünkü. O arada herkes gerçekten olumlu düşünmeye çalışır. Her şeyin güzel olmasına dikkat eder. Paylaşım çok önemlidir. Çocuklara hediyeler dağıtılır. Kuruyemişler hazırlanır. Yumurtaları boyarız. Bunlar hep bizim kültürümüz için vazgeçilmez unsurlardır. Peki, ateşin üstüne atlamak. Neye iyi gelir, duydunuz mu hiç? Söyle bakalım. Ben mi? Evet. Evet. Evet, çok güzel. Başka bir şey söyle bakalım. Kötü niyetlerin temizlenmesi için olabilir atlar. Evet, çok güzel. Aferin. Şimdi biz ateşin üstüne atlamadan önce dualar ederiz, niyetler tutarız. Sonrasında atladığımızda da o dualarımızın kabul olduğunu düşünürüz. Aynı zamanda hastalıklarımızın da tamamen şifalandığını düşünürüz. Bu da bizim için çok önemli bir ritüeldir aslında. Bununla birlikte üzerlik yakarız. Ben size üzerlik getirdim. Biraz sonra yakacağım. Üzerliğin bütün negatif enerjiyi ortadan kaldırdığına inanırız. Bunlar bizim için dediğim gibi önemli ritüellerdir. Bunun dışında dediğim gibi herkes birbirine iyi dileklerde bulunur. Bizim için çok önemli bir bayramdır. Azerbaycan'da şu anda bir haftalık bir tatil var, biliyor musunuz? Evet. Bizim için çok önemli bir bayram bu. Çünkü bütün doğanın uyandığı, iyiliklerin çoğaldığı ve toprağın can bulduğu bir bayramdır. O yüzden biz bunu hep ritüel haline getirip kutlarız, devam ederiz. Ben size semeni oluşturmak isterdim ama size anlattığım gibi çimlenmenin gerçekleşebilmesi için bir sıcaklığın olması gerekiyor. Ne yazık ki yeterli sıcaklık oluşmadığı için çimlenmeyi sağlayamadık. Ama size söz veriyorum, seneye bir şekilde buraya getireceğim semeniye. Tamam mı? Onu da görmüş olursunuz. O da bizim için önemlidir. O toprağın hayat bulduğunu gösterir. Bizim için yaşam belirtisidir. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok vaktinizi almayayım çünkü uzun bir program olacak. Peki sen sor. Hocam, önünüzü çimlendirmek derken hocam. Evet. Nasıl çimlendirmek hocam? Buğdayı biz 2-3 gün kadar suyun içine bekletiriz. Sonra buğdayın üstünü kapatırız. Tıpkı topraktaymış gibi ıslak bir bezle kapatırız. Çimlenmenin oluşmasını bekleriz. Fakat bu sene dediğim gibi sıcaklığın yeterli olmaması nedeniyle çimlenme ne yazık ki istediğimiz sonuca ulaşmadı. Yani çok fazla çimlenme gerçekleşmedi. Tabii nemi sağladık fakat sıcaklığını sanıyorum sağlayamamışım. Evet. Seni inşallah göstermek nasip olur sizlere. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Değerli hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Herkesin eminim paylaşır çok etkinlik var. Bunları derste artık birebir paylaşırsınız. Ben zamanı verimli kullanmak için uzatmak istemiyorum. Öğrenecek, konuşacak çok şey var. Şimdi Nevruz törenlerinde maniler söylenir, Nevruziyeler okunur. Ben şimdi içinizden istekli arkadaşlara bu elimdeki Nevruziye kağıtlarını vereceğim. Bu bize burada yazan metinlerden okumasını isteyeceğim. İstekli arkadaşım var mı? Şöyle soldan başlıyorum, en önden gel. Evet. O ceketi, şeyi bırak. Tamam. Evet, arkadaşınızı bir alkışlayın. İsmin. Nerede sen?
Hasan. Nevruz bayramı kutlu olsun. Bir oku bakalım bize. Ezelden atamın kültür mirası, zamanın tarihte izidir Nevruz. Uyanırken ruhu toprak ananın, baharın, sevincin sözüdür Nevruz. Çok güzel okudu. Bir alkışlayın bakalım. Çok yansana dursun, bekle. Şöyle gel, zahmet. Evet, gel sen bile. İsmini söyle önce. Asya. Asya, buyur. Kırgız, Kıpçak bayram eder. Oğuz, Kafkas Cumhuriyet öyler. Kuşlar bile selam eyler. Bugün Nevruz bayramıdır. Harikasın. Güzel. O sende kalsın. Şurada bir zahmet bekle. Gel. Arkadaşım kolu olsun diyorum nereden. İsmin? Deniz. Evet. Kış mevsimi geldi geçti. Ağaçlar hep çiçek açtı. Çocuklar parklara koştu. Sefa geldi Sultan Nevruz. Harikasın. Şöyle biraz renk bitirirsen. Teşekkür ederim. Gel. İsmin? Ela Bulut. Harika. Dede Korkut torunları, bayram eyler yarınları, dost biliriz hep canları, Sultan Nevruz sefa geldi. Aferin, harikasın. Ben de hep sağa bakıyorum değil mi? Biraz da şuraya evet. Bakayım. Doğru. Evet, arkadan. Şu elini sallayan sonraki arkadaşım. Evet. Sen de sonra. Evet. İsmin? Aslan. Dualar edilir, niyet tutulur, her şeye kardeşlik ruhu katılır, küskünler gönüllerden atılır, sevginin sevdanın özüdür Mevruz. Harika okudun, teşekkür ederim. Biraz bekleyin, gel. Çok istekli görünüyordun, bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. Zeynep. Ergenekon'dan geliriz, zorluğa karşı dururuz. Biz kültürümüzü biliriz, Nevruz bizim bayramımız. Süper. Sende kalsın, teşekkür ederim. Ve son bir arkadaşımız, şu zıplayan arkadaşım gelsin. Zıplayan. Tam böyle bayram coşkusunun içinde taşıyor. Evet. Arkadaşlar hepinizi burada bu şiirleri okurken duymak isterim aslında ama. İsmi? Ada Zeynep. Geceyle gündüzün eşit olduğu, varoluşun anlamını bulduğu, mutluluğun gönüllere dolduğu, tabiatın bizlere sözüdür Nevruz. Çok güzel, teşekkür ederim. Şimdi bu şiir, okudukları şiirlerle bizleri coşturan arkadaşlarımıza küçük birer hediyemiz var, bayram hediyesi. Sayın Müdürümüzü buraya davet edeyim eğer uygunsa. Müdürüm, hoş geldiniz. Bunları çocuklarımıza hocam birer tane bak birer fazlasıyla yerleşmesin. Evet. Bir tane daha olsun. Hadi bakalım. Bayram coşkusu. Arkadaşlarınızı alkışlar mısınız lütfen ya? Evet. Öne doğru. Arkadaşlar, biyoloji deneylerinizi yapın, uzay araştırmalarınızı yapın, fizik konusunda çalışın, matematik konusunda yoğunlaşın ama kültürünüzü, geleneğinizi, çalışmalar bunlardan haberdar olarak yapın. Bugün bir etkinliğe katılmıştım biyoloji alanında. Üniversiteden bir akademisyen arkadaş biyoloji renk kartelası getirmiş, onu anlatıyor böyle. Hocam bir fotoğraf çekeyim. Falan filan. Nihal hocam. Bir soru sordum. Dedim ki bizim hocam şöyle. Bir fotoğraf çekeyim. Renk kartelasında boz renk var mı dedim. Bizde boz toprak diyorlar. Acaba karşılık yok. Çocuklar buraya bakın. Acaba dedim kara toprak ne anlama geliyor? Cevap var mı? O da yok. Yani bir biyoloji kartelası hazırlarken bunları da eklersiniz belki o anlamda yani. Evet. Fotoğraf çekiyor. Evet tamam. Teşekkürler herkese. Buyurun, teşekkür ediyoruz. Yorduk sizi. Buyurun gençler. Sizde kalsın ve Nevruz hatırası. Var zaten şu an sizin dersiniz. Evet. Artık programımıza geçiyoruz. Aşıklık geleneği var bizde. Eskiden ozan diyorduk. Artık aşıklık geleneği diye geçiyor. Saz şairlerimiz var.
bizim kültürümüzü, değerlerimizi ve yaşantımızı özümsemiş ve bunu edebi dille anlatan, aktaran. Bugün aramıza konuk olan Ozan'ımız UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi olarak kaydedilmiş. Türkiye'nin yaşayan en iyi ozanlarından, aşıklarından birisi. Hafızasında birçok hikaye var, şiir var. Bunların aşık Ali Rıza Ezgi. Ben kendimi şanslı addediyorum. Onunla burada aynı şehirde yaşıyoruz ve bir araya gelme şansı bulduk. 1949'da Kars'ta doğmuş ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle 74'te İzmir'e göç etmiş. İzmir'deki aşıklık geleneğinin 24 temsilcisinden birisi. Bugün sizi onunla tanıştıracağız. Alkışlarınızla aşık Ali Rıza Ezgi Ozan'ımızı buraya davet edelim. Evet. Ozan'ım hoş geldiniz. Ben taktım buraya mikrofonu. Saygıdeğer, kıymetli, yarının ışıkları, yarının umutları, gençlerimiz. Hepinizi saygı ve sevgimle selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun derken hatırıma bir şey geldi efendim. Gözlerimizi şöyle bir kapatalım. Türk dünyasını dolaşalım. Neyle dolaşalım? Bir şiirle dolaşalım. Ayşe Fatma değil beni ağlatan. Gülmeden ölürsem ona yanarım. Ağlatan bayraktır en güzel vatan. Durmadan ölürsem ona yanarım. Bulur bulmaz öpeceğim taşını, çok özledim ekmeğini, aşını, esir Türklerimin gözün yaşını, silmeden, silmeden ölürsem ona yanarım. Ağlayan gözlerin yaşları katı, Hazar'da, Kırım'da koştursam atı, Kerkük yaylasında madımak otu, yolmadan, yolmadan ölürsem ona yanarım. Madımak otunu yesem bir anda, yola ravan olsam aynı zamanda, bir gece misafir Azerbaycan'da kalmadan ölürsem ona yanarım. Azerbaycan'dan da Kerkük'e varıp, orada kardeşimin yarasını sarıp, Musul'da, Musul'da sazıma bir düzen verip, çalmadan ölürsem ona yanarım. Sazımı çaldıkça duyarım hazı. Ey Ozan'ım ya şehit ol ya gazi. Çin Seddi'nde bir gün sabah namazı. Kılmadan, kılmadan ölürsem ona yanarım. Saygılar sunuyorum. Aşıklık, gelenek ve görenekleri. Saygıdeğer kıymetli hocalarım, saygıdeğer yarının umutları, ışıkları, yavrularım. Aşıklık geleneği Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'da biten, Anadolu'da başlayan bir sanattır.
Dede Korkut'tan, Ahmet Yesevi'den, Pir Sultan'dan, Dadaloğlu'ndan, Köroğlu'ndan, Hacı Bektaş Veli'den Anadolu'ya gelen bu kültürü bizim ustalarımız devam etmişlerdir. Ben 12 yıl bir ustaya çıraklık yaptım. Usta çırak ilişkisi. Okusaydım şimdi ben de profesör olurdum. Ama demek ki silahlık yapmış. Bu sanat için 12 yıl bir ustanın dizinde yatmış, ona hizmet etmişim. Şimdi iki türlü aşık var. Bir badeli aşık var. Allah tarafından Hızır Aleyhisselam elinden bade içen. Yani kısmet verilen bir parça ekmek, bu bardak su, efendime söyleyeyim bazı şeylerle, buna derler badeli aşık. Yani haber veren. Zaten eskiden de aşıklar savaş olduğu zaman sazıyla askerin önünde o saza kahramanlık habasız şiirleri okuyarak askerin önünde gidermiş. Askere cesaret verermiş. Bir de aşıklık var. Birisine dedim ki amca dedi sen ne yapıyorsun burada Ege Üniversitesi'nde? Dedim vallahi ben aşığım dedim. Ha dedi vallahi amca ben de aşıktım. Amcamın kızını ama başkasına verdiler dedi. O da öyle dünya. O da amcası kızını aşık zannediyor kendini. Ama aşıklık demek diyor ki lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor. Mihriban. Buyurun. Bir kitap. Lambada titreyen bir alev, bir ateş üşür mü? Üşümez. Ama demek ki onu üşütüyormuş. Saygıdeğer hocalarım, aşıklık geleneğinde en önemli hikayeler. Eskiden yaşamış Dadaloğlu, Köroğlu gibi kahramanlık hikayeleri Kerem, Aslı ve Mecnun, Leyla. Leyla çok çirkin bir kızmış. Demiş ki gidin Mecnun'a söyleyin benim için şu selçe parmağını kessin ben ona varacağım demiş. Gelmişler Mecnun'a demişler ki Leyla böyle diyor. Mecnun demiş ki arkadaşlar ben Leyla için saçımın bir telini bile çekmem. Ola baba sen deli misin? Dağlara düşmüşsün. Ayak yalın, başı açık, ayakların kanlar içerisinde. Leyla, Leyla diye düzlerde geziyorsun. Yani bir saçın teline. Arkadaşlar dedi. Benim 66 damarımda Leyla'nın sevda kanı dolaşıyor. Eğer ben parmağımı kesersem Leyla'nın canı acır. Onun için kesmem demiş. İşte sevdaya bak, aşka bak. Şimdi otobüs durağında evlenip sinemada boşanırlar ay kardeş. Böyle görünmemiş şeyler vallahi. Adam otobüs durağında tanışıyor, evleniyor. Ne söyleyeyim? Sinemaya gidiyorlar, sinemada da ayrılıyorlar. Evet, fazla söz uzatmayacağız. Aşıklık geleneğinde önce gençler hatırınızda kalsın. Divan var, divan. Halk divanı. 15 hece ile yazılır hocam. 15 hece ile yazılan bir şiir türüdür divan. Aşık önce sazını, sesini, özünü ayarlamak için bir divan okur. Ondan sonra Allah ne vermişse halkına gereken şeyleri sunmaya başlıyor. Divanıma başlamadan önce hepinizi saygı, sevgimle selamlıyorum. İyi bayramlar diliyorum. İnanın ki işte Tarkan bu kadar alkışlanmamış. Bak gençler sağ olun. Ellerinize sağlık. Güzel.
güzelliğim on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, oturacak yer bulamam, kalbindeki köşk olmasa demiş Aşık Veysel Baba. Aşkın okudur değerse taştan geçer. Padişahlar görse senin yaro selvi boyunu, terk eder tahtı sarayı öttüğü tazdan geçer. Aman ömrüm aman 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 aman. Atladın canan bağından, müptela baştan geçer. Bu bir aşkın okudur değerse taştan geçer. Padişahlar görse senin yar o selvi boyunu, terk eder tahtı sarayı öptüğü tazdan geçer. Hiç dünya güzeli için bu söz söylenmiş mi? Taşırım ben bu aşkın bıçağını, gel seninle dost olalım, yıkma gönül bağını. Yüz yaşında ruhban görse eğer göğsüm ağını, incirin elden bırakar öptüğü hastan geçer. Aman 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 ömrüm aman 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 aman. Öptüğü hastan geçer. Ömer Divani Baba diyor, hiçbir insan hangi dine, hangi irka, hangi soya olsa olsun, hiçbir zaman dünya güzeli için öptüğü hastan geçmez. Bakın ki kime söylemiş Ömer Divani bu sözleri. Der Ömer'im vasfedeyim dayım diller de seni, yedim içtim dört köşede övem iller de seni. Hacılar hacdan gelirken ya Resul görse çöllerde seni, ehramın yere bırakar yaptığı hazdan geçer. Aman 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 ömrüm aman 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 yaptığı hazdan geçer. Der Ömer'im vasfedeyim yani anlatayım daim dillerde seni, yedi iklim dört köşede övem illerde seni. Hacılar hacdan gelirken ya Resulallah görse çöllerde seni, ihramını bırakar yere senin yüzünü gördü diye yaptığı hacından da geçer ziyaretinden. Yılda Navruz bayramı var. Kuşlar cıvıl cıvıl öter. Dalda Navruz bayramı var. Bayramı var, bayramı var. Bayramı var, bayramı var. Sizde bizde
merhem atlanır, kelebekler suratlanır, ateş üstünden atlanır, külde Navruz bayramı var. Ateş üstünden atlanır, külde Navruz bayramı var. Bayramı var, bayramı var, sizde bizde bayramı var. Koyunla kuzu otlanır, keşlerin ağzı tatlanır. Ateş üstünden atlanır, elde Navruz bayramı var. Bayramı var, bayramı var, elde Navruz bayramı var. Rıza'nın yüzü güler, seven sevdiğini alar. Sazım sevgi barış çalar, telde Navruz bayramı var. Sazım sevgi barış çalar, telde Navruz bayramı var. Sağ olun. Diyor ki, bir gün bir dostumu rastladım. Yüzünü çevirdi, döndü böyle. Dedim ki, dostum, benden niye yüzünü çevirdin? Benden ne kötülük gördün? Hiç gönlü dünya sevgisi olan bir insanın yüreğinde vatan sevgisi, millet sevgisi olan bir insanın yüreğinde hiçbir zaman kin, nefret olmaz. Benden yüzümü niye çevirdin? Gurbette. Dedi ki, aşk baba dedi. Eskiden dedi, varım, devletim, servetim, param pulum vardı. Dostlarımı her zaman evime davet ediyordum, götürüyordum. Yedirip içiriyordum, cebine haçlık bırakıyordum. Ama şimdi dalgavuklar tarafından varım, mülküm, servetim gitti. Şimdi seni yüzüme bakmaya utandım ki acaba eve götürsem mi, götürmesem mi diye. Onun için yüzümü çevirdim. Kıymet dostlar, Allah hiç kimseyi bugünle yarına zalime muhtaç etmesin. Gençler, zalime muhtaç olan insan Azrail'den kardeş olmak demektir. Her gün yanında geziyor. Her gün yanında geziyor. Hani Allah rahmet etsin, saygı ve sevgiyle anıyorum Türkiye Cumhuriyeti'ni, hürriyeti bizlere bahşeden Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve sevgilerimi sunar, Allah rahmet etsin diyelim. Ulusa hürriyet, cumhuriyet kurdu. Büyük önder, öğretmendir Atatürk. Türk harfini oku, oku, öğret buyurdu. Büyük önder, öğretmendir Atatürk. O benim kanadım, o benim kolum, o benim lisanım, o benim dilim. Önce vatan, ya istiklal ya ölüm diyen önder, öğretmendir Atatürk. Aşık Ali Rıza'yım, kemali biziz. Güzellik sevginin cemali biziz. Ebedi Mustafa kemali biziz. Büyük önder, öğretmendir Atatürk. Büyük atayı saygıyla, sevgiyle anıyorum huzurlarınızda.
sevgili gençlerim, her görenin bir müzik havası var. Yani müzik havası dediğim zaman yanlış anlamayın. Yani diyelim ki efendim zeybek havası nerede var? Diyelim İzmir'de. Efendim şurada burada. Ha şimdi bizim Kars'ta da ayrı bir Azeri kültürü var. Karapapak kültürü, Azeri kültürü. Şimdi bu müzikler artık rafa kalkmış. Bunları artık kaldırmışlar. Nereye? Belli değil. Üzeri tozlanmış ve insanlara medyayı görüyorsunuz. Aktarılmıyor. Sevgili Kültür Bakanımız UNESCO tarafından, sevgili hocama teşekkür ediyorum. Demin anlattı. Yani beni anlatarken beni kendime baktım. Boyuma baktım, boyum bir karış dedim. Acaba ben miyim hocam, benim anlatıyor dedi. Kendimden şüphelendim yani. Boydan kayıp ediyorum, ne yapayım? Şimdi bu ödülleri bize verdiler. Yaşayan insan hazinesi bir ödülü. Esas yaşayan insan hazinesi sizlersiniz. Allah rahmet etsin Zeki Müren. İstanbul Çakıl Gazinosu'nda bir program var. Rahmetlik Aşık Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlova, İlhami Demir ve biz de onun yanında çırak olarak sazlarını götürüyoruz. Çıktılar aşıklar, bir gaz bir şey söylediler, atışma falan yaptılar. Yani böyle soğuk bir atış şey oldu, alkış oldu. Yani he, hala gönlün kalmasın diye bir alkış yaptılar. Arkadan Zeki Müren çıktı, Allah rahmet etsin. Dedi ki, belki var 3-4 bin kişi, Çakıl Gazinosu büyük. Dedi ki, sayın dinleyenlere, sayın hemşerilerim, sayın insanlar, beni alkışlamayın dedi. Şu arkada olan, alkışlamadığınız insanları alkışlamanız lazım. Çünkü onlar bir okyanustur, bir deryadır. Biz onlardan bir tas alıp sizlere sunuyoruz. Şimdi bu bir gerçektir. Yani Çıldır'da Aşık Şenlik baba var. Rus harbında Kars'ta yaşamış. Rus leçenliği bunun önünü kesmiş. Yani Rus komutanı bunun önünü kesmiş, demiş ki sen demiş Türk müsün? Evet demiş. Hem de Müslümanım demiş. Kim istiyorsun demiş. Al Osman'ı mı istiyorsun yoksa Rus Çar'ını mı istiyorsun? Bakın o kılıcın altında elinde bir saz olan aşık ne diyor? Ehli İslam olan eşitsin bilsin. Can sağ iken kurt vermeyiz düşmana. İstersen urus et ne ki var gelsin. Can sağ iken kurt vermeyiz düşmana. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Bozatlar üstünde kılıç salınır. Sandınız mı? Sandınız mı Kars Kalesi alınır? Can sağ iken kurt vermeyiz düşmana. Şenlik ne durursuz, atları binin. Sıyra kılıç düşman üstüne dönün. Artacaktır şanı bu Ağal Osman'ın. Can sağ iken kurt vermeniz düşmana diyen de Rus komutanı böyle yana yaklaşıyor bunun yanına. Sen diyor eli öpüleceği adamsın. Eğer benim bu kılıcımın altındaki sen kendi vatanını, milletini, devletini, bayrağını eğer benim korkumdan bana satmadınsa sana helal olsun demiş ve saygı duymuştur. Aşıklık budur. Dadaloğlu demiş ki Yusuf Paşa aşağıdan geliyor. Askerine karşı koyan mert olur. Çakalın yavrusu aslan olamaz. Kurt eniği ta ezelden kurt olur demiş. Dadaloğlu demiş bunu, ben dememişim. Şimdi Azeri müziği biliyorsunuz ki
Kerem'le Aslı var. Kerem'le Aslı, Aslı bir keşiş kızıdır. Kerem ise bir şah oğludur. Babası Aslı'yı Kerem'den kaçırır, nereye gelir? Erzincan'a. Erzincan'a gelirken bir akrep bağlarını alıyor. O bağlar hala Erzincan'da, bir tarafı sarı sarı akrepler, bir tarafında da meyveler bitiyor. O bağı ben gittim, kendim ziyaret ettim. Bağ alırken Kerem sopusuyla yolu düşür oraya. Gelirken haberi kimden verelim? Aslı Han'dan. Diyor ki yanındaki Ceriye'ye, yeni bir bağ civan gelmiş diyor, bir gidip ziyaret edelim. Ama Kerem kalkıyor, ne var? Kıymetli gençler, bakın, bu çok önemlidir. Bunu aklınızda tutun. Kerem başkasının bağlarında bülbüller ötüyor, çiçekler açıyor, kumrular sesleniyor. Kerem'in bağcıvan olduğu bağda sadece akrepler var. Yönünü kıblaya dönüyor. Ey alemi yoktan var eden Allah! Eyyub'u dertten, Yunus'u deryadan, İbrahim Halil'i sen nardan kurtardın. Ne olur benim şu bağıma da, bu bağcıvan olduğum bağa da bir yeşil ot bitir diyor. Allah'ın dergahında yok mu? Var. Yeter ki sen sıdkı gönülden onu iste. Yatıyor, Allah cümlemize hayırlı sabahlar nasip etsin. Sabahleyin kalkıp bakıyor ki ne baksın. Bağda bülbüller ötüyor, güller açmış, sular harıl harıl. Gelip sopuyu kaldırıyor diyor, sopu buyur. Ya diyor, bizi gece gelmiş çalmışlar. Başka bağa götürmüşler. Bu bağ bizim değil. Sofu anlıyor işi. Diyor Kerem, senin diyor duvan eşref saatine rastlamış. Ve Aslı bağa girer. Gerçekten Kerem'i saat sakal basmış. Babası dahi görse tanımaz. Bağman kardeş diyor, Bağman kardeş. Bana bu bağdan öyle bir çiçek getireceksin ki hiçbir insanoğlunun eli değmeyecek. Tabi eskiden hanımlar şöyle uzun enteri, bellerinde gümüş kemer, ağızlarında şöyle aynı bizim şimdi maske takırız ya. Allah bizi o günlere döndürdü vallahi. Sadece iki gözleri görünüyor. Kerem diyor ki, kusura bakma hanım diyor. Ben bu gülü, bu çiçeği size elimle de getirsem mutlaka bir insan olayım ben de. Benim elim diyecek. O anda Aslı Han'ın Kerem'e kızarak, tanımayarak arkasını döner. Kerem döner. Sofu baba, buyur Kerem. Benim sazımı getir. Ne yapacaksın sazı baba? Sen getir benim sazımı. Bakalım Aslı'nın gidişine bir Azeri müzikle ne diyor Kerem? Tabii burada Azeri kardeşlerimiz, hocalarımız da var. Onları da saygıyla, sevgiyle, hürmetle. Çekirem yüzü dönmüş beyba fayar bele bak. Gözellerde serhoş gezme yar değil, açılıptı gümüş kemer bele bak. Hanım bele bak, canım bele bak, ay kız bele bak. Dedik ya gümüş kemer. Kerem baktı ki Aslı'nın kemeri açılmış, neredeyse düşüyor. Açılıp da gümüş kemer bile bak diyen de Aslı Han'ın dönüyor. Diyor ki, Bağman kardeş, sen kimsin? Bu söz senin ağzının sahibi değil. Vallahi diyor hanım, buradan bir deli gidiyordu, deli.
Yanında da sopu varmış. Bir keşiş kızına mine aşık olmuş. Keşiş de kızı kaçırmış. Oturduk bir sohbet ettik. O bu sözleri yazdı. Bakalım ne diyor. Baygu meskanını haraldı getti. Her kim yar sevdiyse yaraldı getti. Benimki de kara geldi dele bak hanım dele. Canım dele bak ay kız dele bak. Her kim yar sevdiyse yaraldı getti alayla alayla balam alayla sonam alayla ceylan alayla. Benimki de kara geldi bele bak hanım bele bak canım bele bak. Oldu hadden ziyada. Ezrin gibi dolanıram sahrada. Kocalmışam turap. Oldum bele bak hanım bele bak. Canım bele bak. Ay kız bele bak. Eyvallah. Hocam. Hani müzerrih müzerrih işi var idi. Ne oldu? Birazdan çağırırsınız. Öyle. Evet. Şimdi sevgili gençlerim, şimdi sizlere ben burada bir şey söylemesem, yani bir metiye sizlere ben söylemesem, yarın dersiniz ki ya kardeşim aşık amca geldi de hiç öğrenciler için bir şey söylemedi. Söyleyeyim mi? Eyvallah. İnsanları zirvelere çıkaran öğretmendir, öğrencidir, okuldur. İşini yarının umudu öğretmendir, öğrencidir, okuldur, okuldur. Yarının işini yarının umudu öğretmendir, öğrencidir, okuldur, dost, okuldur. Sürüyüm aleme yaya, onlara oluyor her şeyler beyan. Anaya babaya saygılar duyan, öğretmendir, öğrencidir, okuldur, okuldur. Anaya babaya saygı duyan, öğretmendir, öğrencidir, okuldur, dost, okuldur. Şimdi saygı dediğim zaman hatırıma bir şey geldi. Özellikle bunu saygı değer analar, öğretmenler anadır. Öğretmenler atadır. Öğretmen demek Mustafa Kemal'dir. Öğrenci demek
onun askerleridir, talebeleridir. Hocalarıma çok rica ediyorum. Bazen otobüslerde görüyorum. Öğrenciler otobüse biniyor. Yaşlı adamlar ayakta duruyor. O telefonla oynuyor. Mahsus kendisini uykuya veriyor. Yani yer vermesin diye. Rica ediyorum sevgili hocalarımdan. Bunları öğrencilerimize aktarsınlar. Tamam mı çocuklar? Büyük babalara, analara, teyzelere yer verin, onlara hürmet edin ki yarın da siz büyüyende sizden sonra gelenler de sizlere hürmet etsin, sizlere yer versinler. Allah hepinize uzun ömürler versin. Alırsayım böyle bir atamız var. Vatanı sevecek öz vatanım var. Güzellikler geldi yumurtamız var. Öğretmen bir öğrenci din okulda. Güzellikler geldi kurban yumurtamız var. Öğretmen bir öğrenci din okulda. Alırsayım her ilmiye uyarım. Asla bozulmadı dostum ayarım. Öğretmene de öğrenciye de saygı duyarım. Öğretmendir öğrencidir okul. Olarak bir Köroğlu'yla bağlayalım. Çünkü Köroğlu halk kahramanıdır. Nerede Türk yaşamışsa 8 devlete gittim. Türk devletine. Nerede Türk yaşamışsa orada Köroğlu yaşamıştır. Orada Köroğlu'nu gördüm. Ve benim anlatmış olduğum 12 Köroğlu hikayesi Eger Üniversitesi Metin Ekizi Hocamız tarafından Amerika'da anlatıma sunulmuş ve orada 4 dile çevrilmiştir. Anlatmış olduğum hikaye. Neden? Çünkü bütün aşıklar Çamlıbel demiş, ben Çenlibel demişim. Çen bir duman, bir bulutlu dağ demektir. Onun için sağ olsunlar oradaki akademisyenler, oradaki profesörler o hikayelere değer vermiş ve onu 4 dile çevirmişler. Kıymet dostlar, Köroğlu'ndan bir türkü okuyacağım son olarak. Biliyorsunuz ki Ayvaz Köroğlu'nun asıl oğlu değil. İstanbul'dan kaçırıp getirdiği bir kasap başının yanında çalışan genç bir delikanlıdır. Köroğlu'nun öyle askerleri, öyle keleşleri varmış ki. Köşek anan, kebre sığmaz, selam vermez, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Demircioğlu, Reyhan Arap, bunlar da Köroğlu'nun baş keleşleridir. Ama Ayvaz'ı evlendirecek eskiden turna telleriyle geline taç yapardılar. Şimdiki gibi gelinlik falan yok. O zaman taç yapardılar ve gelinin de alnına şöyle bir ayna asardılar ki yavrum günüm ayna gibi olsun diye. Ve Köroğlu gider Kiziroğlu Mustafa'nın turna tellerini çalarak Kiziroğlu Mustafa Çamlıbel'in eteğinde Çimlişahir'de Köroğlu'nu yakalar ve 2-3 gün orada ikisi savaş eder kılıçla. Ama en sonunda
Çiziloğlu Mustafa Bey bir güçle Köroğlu'nu yere indiriyor. Karısı Perizat Sultan kan nigar. Ola Köroğlu bu ne haldir böyle? Gidiyorsun Çamlıbel'de ben Köroğlu'yum diyorsun. Dışarıya gittiğin zaman böyle dayak yiyip geliyorsun diyen de hanım benim sazımı getir. Bakalım ki ne diyor burada. Mustafa Bey hey hey hey. Hiç mi dalı deldi geçtim ağam kim, paşam kim, nigar kim, kanım kim, kim kim. Ziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Ziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Anadan 15 olaydım hey hey hey. Keşke ondan kardeş olaydım ağam kim, paşam kim, nigar kim, kanım kim, canım kim, hayvaz kim, kim kim. Ziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Ziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Ay yeden de haya teper teper, bu yeden de huya teper hay hay hay. Köroğlu'nu suya teper falan ki, paşam kim, nigar kim, hayvaz kim, kim kim. Ziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sayın Necati hocama da sizlerle benim sizlere olan da saygılarımı sunuyorum. Değerli ozanımıza arkadaşlar biraz 35 dakika şunlardan da bahsedeceğiz, sonra göndereceğiz sizi. Değerli ozanımıza bizimle bu güzel günde buluştuğu için çok teşekkür ederiz. Bir kez daha alkışlar mısınız kendisine? Artık Aşık Ali Rıza Ezgi'yi tanıyorsunuz. O da sizin bir abiniz, dedeniz, büyüğünüz. Takip edin, okuyun, anlamaya çalışın. İnşallah güzel olacak. Şimdi tekrar onu aramızda görürüz, öyle temenni ederim. Burada gördüğünüz birkaç şey var arkadaşlar. Mesela Nevruz'da yapılan, biz bunlardan biraz bahsedelim size. Sonra sizi uğurlayalım. Berna Hocam buyurun. Leyla Hocam siz de buyurun. Efendim. Daha çok onların yöresinde yapılan uygulamalar bunlar. Mesela bu yumurta boyama denildiğinde hani Paskalya tarzında yumurtanın üzerine resim çizme de yapılabiliyor ama yani ondan ziyade Anadolu'da yumurta boyama bu şekilde oluyor. Şimdi bunun mahiyeti, mantığı, manası şudur. Bunu renklendiriyorlar ve doğa içerisinde insanın yani kendimizin veya insanlığın bunun gibi sağlam bu şekilde tutuyorlar. Bunu eğlenceye dönüştürüyorlar. Mesela şimdi biz hocamızla, Leyla hocamızla veya Ozan'ımla Leyla hocamız bunu tokuşturuyorlar. Mantığı şu, bunu fizik olarak yanlardan biraz baskıladığınızda sertleşiyor ve diğerinin yumurtasını kırıyor. Acaba hangisi daha diri, daha sağlıklı, daha sağlam tutarsa o kazanıyor. Sonra yumurtalar değişiyorlar ve bunu tüketiyorlar. Oyun böyle oynanıyor. Mesela yapalım bakalım. Ozan'ın yumurtasıyla Leyla hocamızınki. Evet. Hangisi kırıldı? Leyla hocam tecrübeli olduğu için sağlam tuttu. Etraftan baskıladı ve onunki kazandı. Yumurtayı aldı mesela.
kültür olarak bunun anlamı mahiyeti bu. Yumurtanın sağlamlığı, sonra insan soyunun devamlılığı, önemli bir gıda maddesi biliyorsunuz. Sonra buna 7 çeşitten biz bu şekilde bu şartlarda 7 çeşit yemiş içerisine koyulan 7 levin denilen bir yiyecek tüketimi dağıtılıyor çocuklara. Mesela bu o zaman bunun uygulamasını da yapalım. Daha sonra evet, Leyla hocama veriyorum. Çocuklar görmüşsünüzdür Nevruz ritüellerinde hani böyle ateş yakılıp üstünden atlanır. Maske. Gördünüz hepiniz. Peki onun neden yapıldığını biliyor musunuz? Neden ateşten atlanır? Evet. Şimdi yeni gün, yeni yıl demek ya Nevruz. Bir önceki yılın bütün üzüntüsünü, sıkıntısını o ateşe bırakıp yepyeni, hani daha mutlu bir yıla geçmek ifade edilir aslında ateşten atlama yapılarak. Hani biz burada ateş yakamayacağımız için size düzenli bir tütsü yapacağız. Hani özelliği bir özelliği de nazar, kötü enerji, bunların hepsinin insandan arındırdığı söylenir. Bakalım. Evet. Şimdi bunu temsili olarak ortaya üzerlik ateşi koyacağız. İstekli arkadaşlarım var mı? Mesela ben şöyle bir 4 kişi biz maşallah işte gençler ya. 3 arkadaşım şöyle bir gelsin. Beraber bir gösterelim. Sonra diğer arkadaşlarımı da yavaş yavaş. Ama bundan önce müdürümüzün bir teşekkür çiçek takdimi olacak zannedersem. Ozan'ımıza onu gerçekleştirelim. Sonra ateş etkinliğimizi yapalım, sonra da vedalaşalım. Evet, az kaldı. Ben şöyle geçeyim. Müdürüm, çocuklar bir dakika şöyle çekilin. Çocuklar. Bir dakika şöyle geçin. Evet. Öncelikle Nevruz Bayramınızı kutluyorum. Bu etkinliği hazırlayan Necati Hocama ve diğer öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir gün, anlamlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. En azından siz Nevruz'un ne olduğunu, günümüzde nasıl kutlandığını, geçmişte nasıl kutlandığını gördünüz ve öğrendiniz diye düşünüyorum. Bundan sonra devamı gelir, her yıl düzenli olarak kutlarız. Aşığımız da kurumumuza kadar geldi. Güzel söyleşiler yaptı. Onun için aşığımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Çok saygıdeğer müdürümüze ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten sevgi dolu, gönül insanı ve öğrencilerini, öğretmenlerini seven bir şahıstır. Bu çiçeği içinde ben sizlerin adını alıyorum bu çiçeği. Bu çiçek hepinizin adına olsun gençler. Sayın müdürüme iyi bir alkış yapın bakalım. Çok teşekkürler. Arkadaşlar şimdi birinci arkadaşımız üstünden atlasın. Önce Leyla hocam atlasın. Evet, şöyle bir arınalım bakalım hastalıktan. Evet. Alkış yok mu Leyla hocama? Çok güzel attın. Evet, Tevhet hocam atladı. Buyur. Buyur. Harikasın. Sende sıra. Evet. Çok güzel. Var mı başta gönüllü? Gelin gençler. Şuradan şöyle 3 kişi. Evet. Atlayarak bu tarafa gelin. Evet. İnşallah açık alanda büyük ateşlerin üzerinden atlarız. Gelin gelin. Evet. Bu tarafa. Evet. Evet. Tamam. Buyur gel bakalım atla. Evet. Atlayanlara bir hediyemiz. Geç.
Geç. Kızlara verin, kızlara. İstemiyor musun? Getireyim mi? Arkadaşlar, tamamlandı. Toplu fotoğraf çekelim.